Bölüm 3. Bedeninizi aşmak. Kimse uzay boşluğunda düşünmez. Ne zaman aklınıza bir düşünce gelse, beyinde biyokimyasal bir reaksiyon olur. Bir kimyasal üretirsiniz. Ve öğreneceğiniz gibi beyin bedene düşüncenin habercileri olarak görev yapan belirli kimyasal sinyaller gönderir. Beden beyinden gelen bu kimyasal mesajları aldığında beynin düşündüğü şeyle uyum içinde bir dizi reaksiyon başlatarak harekete geçer. Sonra beden tekrar beyne şimdi tam da beynin düşündüğü gibi hissettiğine dair bir onay mesajı gönderir. Bu süreci nasıl bedeninize denk düştüğünüzü ve nasıl yeni bir zihin yaratacağınızı anlamak için Önce beynin ve beyin kimyasının yaşamınızda oynadığı rolü takdir etmeniz gerekmektedir. Son yıllarda beyinle bedenin geri kalanının güçlü elektrokimyasal sinyaller aracılığıyla etkileşim kurduğunu keşfettik. Kulaklarımızın arkasında sayısız bedensel fonksiyonu yöneten kapsamlı bir kimyasal fabrikası vardır. Ama rahat olun, bu bir beyin kimyası 101 dersi olmayacak bilmeniz gereken tek şey birkaç terimdir. Tüm hücrelerin dış düzeyin yüzeyinde sınırlarının dışından bilgi alan alıcı bölgeler bulunur. Bir alıcı bölge ve dışarıdan gelen bir sinyal arasındaki kimya, frekans ve elektrik yükünde bir eşleşme olduğunda hücre belirli görevleri yapmak için harekete geçer. Ligand adı verilen bu üç farklı kimyasal türü, yani ligara sözcüğü Latincede de bağlamak anlamına gelir. Saniyenin binde birinde hücreyle bağ kurar, etkileşime geçer ya da hücreyi etkiler. Nörotransmitterler, yani sinir taşıyıcıları, beyin ve sinir sisteminin iletişim kurmasını olanak verecek. Sinir hücreleri arasında sinyaller gönderen kimyasal habercilerdir. Nöro-transmiterlerin farklı türleri vardır ve her biri belirli bir aktiviteden sorumludur. Bazıları beyni heyecanlandırır, bazıları yavaşlatır, bazıları ise bizi uykulu veya uyanık yapar. Bir nörona mevcut bağlantısından ayrılmasını ya da mevcut bağlantısına daha iyi tutunmasını söyleyebilirler. Hatta bir mesajı bir nörona gönderildiği sırada değiştirebilir, yeniden yazabilirler. Böylece bağlı olan tüm sinir hücrelerine farklı bir mesaj ulaşır. İkinci ligand türü olan nöropeptitler bu habercilerin büyük bir çoğunluğunu oluşturur. Bu beynin hipotalamus adı verilen bir yapısında üretilir. Yani son araştırmalar bağışıklık sistemimizde onları ürettiğini göstermektedir. Bu kimyasallar hipofiz bezinden geçer ve hipofiz bezi bedene belirli talimatlar içeren kimyasal bir mesaj gönderir. Nöropeptitler kan akışında ilerlerken çeşitli dokuların yani öncelikli olarak bezlerin hücrelerine tutunur ve sonra üçüncü bir ligand türü olan hormonları devreye sokar. Hormonlar da bizim belirli şekillerde hissetmemize neden olur. Nöropeptit ve hormonlar duyularımızdan sorumlu kimyasallardır. Nörotransmitterleri öncelikli olan beyin ve zihinden gelen kimyasal haberciler, nöropeptitleri pe beyin ve beden arasında bir köprü görevi gören ve düşündüğümüz gibi hissetmemizi sağlayan kimyasal sinyal göndericiler ve hormonları da öncelikli olarak bedendeki duygularla ilişkili kimyasallar olarak düşünebilirsiniz. Örneğin cinsel bir fantazi kurduğunuzda bu üç unsurun hepsi harekete geçer. Önce bazı düşünceler düşünmeye başladığınızda Beyniniz bir nöron ağını harekete geçiren bazı nörotransmitterleri teşvik eder ve zihninizde bir resim oluşur. Sonra bu kimyasallar belirli nöropeptitlerin kanınıza karışmasını sağlar. Bu nöropeptitler cinsellik bezlerine ulaştığında o dokuların hücrelerine tutunurlar, hormonal sisteminizi devreye sokarlar ve presto bir şeyler olmaya başlar. Fantazi düşüncelerinizi zihninizde öyle gerçek kılarsınız ki bedeniniz gerçek bir cinsel deneyim için yani deneyimden çok önce hazırlanmaya başlar. Zihin ve beden arasındaki ilişki işte bu kadar güçlüdür. Aynı şekilde arabanızdaki yeni göçük için ergenlik çağındaki çocuğun çocuğunuzla yüzleşmeyi düşünmeye başladığınızda nörotransmitterleriniz belirli bir zihin seviyesi yaratmak için beyninizde bir düşünce süreci başlatır. Nöropeptitleriniz bedeninize belirli bir şekilde kimyasal sinyal gönderir ve siz yavaş yavaş kızışmaya başlarsınız. Peptitler adrenal bezlerinize ulaştığında adrenalin ve kortizol hormonlarını salgılamaya sevk edilirler ve şimdi siz kesinlikle coşmuş olursunuz. Kimyasal anlamda mücadeleye hazırsınızdır. Düşünce ve duygu döngüsü. Farklı düşünceler düşündüğünüzde beyin devreleriniz o düşüncelere karşılık gelen dizilerde, kalıplarda ve kombinasyonlarda ateşler ve sonra o düşüncelere denk zihin seviyeleri üretir. Bu belirli nöron ağları aktif olduğunda beyin düşündüğünüz, düşündüğünüz şekilde hissedebilmeniz için o düşüncelerle örtüşecek imza ile birlikte belirli kimyasallar üretir. Bu yüzden Harika, sevgi dolu ya da neşeli şeyler düşündüğünüzde size kendinizi harika, sevgi dolu ya da neşeli hissettiren kimyasallar üretirsiniz. Aynı şey olumsuz, korku dolu veya sabırsızca düşündüğünüz zamanlar için de geçerlidir. Saniyeler içinde kendinizi kötü, kaygılı veya sabırsız hissetmeye başlarsınız. Beyin ve beden arasında an be an gerçekleşen belirli bir eş zamanlılık vardır. Hatta düşündüğümüz gibi hissetmeye başladığımız sırada, çünkü beyin sürekli bedenle iletişim halindedir. Hissettiğimiz gibi düşünmeye başlarız. Aldığı kimyasal geri bildirime bağlı olarak bedenin hissettiği hislerle örtüşen kimyasallar üreten daha çok düşünce yaratır. Böylece önce düşündüğümüz gibi hissetmeye ve sonra hissettiğimiz gibi düşünmeye başlarız. Kitap boyunca bu fikri detaylı inceleyeceğiz ama düşüncelerin öncelikli olarak zihinle yani beyinle ve duyguların öncelikli olarak bedenle ilişkili olduğunu göz önünde bulundurun. Bu yüzden bedenin duyguları zihnin belirli bir evresindeki düşüncelerle örtüşürken zihin ve beden birlikte bir bütün olarak çalışmaya başlar. Ve hatırlayacağınız gibi zihin ve beden birlik içinde olduğunda nihai ürüne olma hali adı verilir. Daimi düşünme ve hissetme ve hissetme ve düşünme sürecinin de gerçekliğimiz üzerinde etkiler üreten bir olma hali yarattığını söyleyebiliriz. Bir olma hali benlik kimliğimizin ayrılmaz bir parçası olan bir zihinsel duygusal evreyle bir düşünme ve hissetme biçimiyle aşina olduğumuz anlamına gelir. Ve bu yüzden kim olduğumuzu, o anda nasıl düşündüğümüz ve dolayısıyla hissettiğimiz ya da olduğumuzda tarif ederiz. Öfkeliyim, üzüntülüyüm, heyecanlıyım, güvensizim, negatifim. Ama belirli düşünceler düşünerek ve sonra aynı şekilde hissederek ve sonra yine o duygulara denk düşünerek geçen yıllar nasıl olduğumuz ifadesini bir mutlakiyet olarak ifade etmemize sebep olan ezberlenmiş bir olma hali yaratır. Yani kendimizi bu olma evresinde tanımladığımız noktaya ulaş, ulaşmışızdır. Düşüncelerimiz ve duygularımız birleşmiştir. Örneğin şöyle deriz. Her zaman tembel biri olmuşumdur. Her zaman kaygılı biri olmuşumdur. Genelde kendime karşı kuşkuluyumdur. Değerlilik sorunlarım var. Çabuk öfkelenen ve sabırsız biriyim. O kadar zeki biri değilim. Vesaire vesaire. Bu belirli ezberlenmiş duygular kişilik öz özelliklerimize çok şey katar. Bir yarı Duygular düşünme araçlarına dönüştüğünde ya da eğer hislerimizden daha büyük düşünemiyorsak asla değişemeyiz. Değişmek hissettiklerimizden daha büyük düşünmektir. Değişmek ezberlenen benliğin tanıdık duygularından daha büyük davranmaktır. Bedenden daha büyük olmaktır. Pratik bir örnek olarak bu sabah aracınıza binip işe giderken birkaç gün önce bir iş arkadaşınızla yaşadığınız hararetli tartışmayı düşünmeye başladığınızı farz edelim. Siz o kişiyle ve o tecrübeyle ilişkili düşünceler düşünürken Beyniniz bedeninizde dolaşıma karışan kimyasallar salgılamaya başlar. Hızlı bir şekilde tam da düşündüğünüz gibi hissetmeye başlarsınız. Büyük olasılıkla öfkelenirsiniz. Bedeniniz beyninize evet şimdi gerçekten çok kızgınım diyen bir mesaj gönderir. Elbette bedeninizle sürekli iletişim içinde olan ve içsel kimyasal düzeni gözlemleyen beyniniz duygularınızdaki bu ani değişimden etkilenir. Sonuç olarak farklı düşünmeye başlarsınız. Yani düşündüğünüz gibi hissetmeye başladığınız an hissettiğiniz gibi düşünmeye başlarsınız. Sürekli öfkeli ve negatif düşünceler düşünmeye devam ederek aynı duyguyu pekiştirirsiniz bu da sizi daha öfkeli ve negatif yapar. Sonuçta duygularınız düşüncelerinizi kontrol etmeye, bedeniniz zihninizi yönetmeye başlar. Bu döngü bu şekilde sürüp giderken öfkeli düşünceleriniz bedeninize iletilen daha çok kimyasal sinyal üretir ve bu sinyaller öfkeli duygularınızla özdeşleştirilen adrenalin kimyasallarını harekete geçirir. Şimdi iyice kızlar ve agresifleşirsiniz. Kan beyninize sıçrar, midenize ağrılar girer, başınız zonklar ve kaslarınız gerilir. Tüm bu yüce duygular bedeninizi sarar ve fizyolojinizi değiştirirken bu kimyasal kokteyl beyindeki devreleri ateşler ve sizin o duygulara denk düşünmenizi sebep olur. Şimdi iş arkadaşınızı kendi zihninizin mahremiyetinde 10 farklı şekilde azarlamaya başlamışsınızdır. Kızgın bir şekilde mevcut öfkenizi geçerli kılacak geçmiş olaylardan derlemeler yapar, her zaman söylemek istediğiniz tüm şikayetlerinizi sıralayan bir mektup yazarsınız. Zihninizde o mektubu çoktan daha ofise varmadan patronunuza yollamışsınızdır. Sersemlemiş ve çılgına dönmüş bir halde arabadan inersiniz katil olmanıza ramak kalmıştır. Merhaba öfkeli bir insanın yürüyen, konuşan örneği ve tüm bunlar tek bir düşünceyle başlamıştır. O anda hislerinizden daha büyük düşünmek imkansız gibi görünür ve bu yüzden değişmek gerçekten çok zordur. Beyniniz ve bedeniniz arasındaki bu döngüsel iletişim neticesi bu tip durumlara benzer, tahmin edilebilir şekillerde tepkiler verme eğiliminde olmanızdır benzer tanıdık düşünce ve duygu kalıpları yaratır, farkında olmadan otomatik davranışlar sergiler ve bu rutinlere kapılırsınız. Kimyasal siz bu şekilde işlev gösterir. Kimyasal siz bu şekilde işlev gösterir. Zihniniz mi bedeninizi yoksa bedeniniz mi zihninizi kontrol ediyor? Değişmek neden bu kadar zor? annenizin acı çekmeyi sevdiğini hayal edelim ve siz de uzun gözlemler sonucunda farkında olmadan bu davranış kalıbının annenizin hayatta her istediğini elde etmesini sağladığını fark ettiniz. Sizin de hayatınızda birkaç zorluk yaşadığınızı ve bunların size acı verdiğini de düşünelim. Bu anılar yaşamınızın belirli bir zamanında, belirli bir yerde belirli bir insana dayalı duygusal bir tepki uyandırmaktadır. Siz geçmişinizi sık sık düşünürsünüz ve bir şekilde bu anıları anıları hatırlamak kolaydır. Hatta kendiliğinden gerçekleşir. Şimdi 20 yılı aşkın bir süre boyunca çektiğiniz acıları düşündüğünüzü ve hissettiğinizi, hissettiğinizi ve düşündüğünüzü hayal edin. Artık hissi yaratmak için geçmişteki o olayı düşünmenize gerek yoktur. Her daim hissettiklerinizin dışında başka bir şekilde düşünemez veya davranamazsınız. O olayla ve yaşamınızdaki diğer olaylarla tekrarlanan düşünce ve duygularınızla acılarınızı ezberlersiniz. Kendinize ve yaşamınıza dair düşünceleriniz mağduriyet ve kendine acıma duygularıyla şekillenir. 20 yıldan fazla bir süre boyunca taşıdığınız aynı düşünce ve duyguları tekrarlamak, bedeninizi bilinçli bir düşünce kat katmaksızın acı hissini hatırlamaya koşullandırır. Bu durum artık size çok doğal ve normal görünmektedir. Siz busunuzdur ve kendinize dair bir şeyler değiştirmek istediğiniz her an sanki dönüp dolaşıp aynı yere varırsınız yine eski benliğinize ulaşırsınız. Çoğu insanın bilmediği şey, duygusal anlamda son derece yüklü bir tecrübeyi düşündükleri zaman, beynin tıpkı o tecrübe yaşandığı zamanki aynı dizi ve kalıpları ateşlemesine sebep olduklarıdır. Bu devreleri sağlam bir şekilde yer edilmiş ağlara dönüştürerek, beyinlerini geçmişe doğru ateşlerler. Ayrıca beyinde ve bedende o olayı tekrar yaşıyormuş gibi aynı kimyasalları salgılarlar. Bu kimyasal bedeni, o duyguyu daha iyi ezberlemeye sevk eder. Hem düşünme ve hissetmenin ve hissetme ve düşünmenin kimyasal sonuçları hem de birlikte ateşleyip birleşen nöronlar zihni ve bedeni kısıtlı, otomatik ve programlamaya koşullar. Geçmiş bir olayı defalarca, belki bir ömürde binlerce kez tekrar yaşama kapasitesine sahibiz. Bedeni o duygusal evreyi hatırlamaya koşullandıran şey bu bilinçaltı tekrarlardır. Beden bilinçli zihinden daha iyi hatırladığında, yani beden zihin olduğunda buna alışkanlık adı verilir. Psikologlar bize 30'lu yaşlarımızın ortalarına geldiğimizde Kimlik veya kişiliğimizin tamamen oluştuğunu söylerler. Bu 35 yaş üzerinde olanlarımız için şimdi bilinçaltında programlanmış bir dizi davranış, tutum, inanç, duygusal tepki, alışkanlık, beceri, ilişkili anı, koşullanmış tepki ve algıyı ezberlediğimiz anlamına gelir. Bu programlar bizi yönetir çünkü beden zihin olmuştur. Bu da Aynı düşünceleri düşüneceğimiz, aynı duyguları hissedeceğimiz, benzer şekillerde tepki vereceğimiz, aynı da davranışları sergileyeceğimiz, aynı doğmalara inanacağımız ve gerçekliği benzer şekillerde algılayacağımız anlamına gelir. Yaşamın ortalarına geldiğimizde kimliğimizin neredeyse %95'i bir dizi otomatikleşmiş bilinçaltı programdan ibarettir. Araba kullanmak, dişlerimizi fırçalamak, stresli olduğumuzda aşırı yemek, geleceğimiz için endişelenmek, arkadaşlarımızı yargılamak, yaşamlarımızdan şikayet etmek, ebeveynlerimizi suçlamak, kendimize inanmamak ve kronik bir şekilde mutsuz olmakla ısrarcı olmak bunlardan yalnızca birkaçıdır. Çoğu zaman uyanık görünmekteyiz. Beden bilinçaltı zihne dönüştüğünden, bedenin zihin olduğu, bilinçli zihnin davranışlarımızı şekillendirmediği durumlarda bunu görmek kolaydır. Bir düşünce, duygu veya reaksiyon gösterdiğimiz anda beden otomatik pilota geçiş yapar. Bilinçaltında yaşarız. Örneğin, çocuklarını okula bırakmak için araba kullanan bir anneyi düşünün. Nasıl olup da trafikte ilerleme kavga eden çocuklarını ayırma, kahvesini içme, vites değiştirme ve oğlunun burnunu silmesine yardımcı olma eylem eylemlerini aynı anda gerçekleştirebilir. Tıpkı bir bilgisayar programı gibi bu eylemler pürüzsüz ve kolay bir şekilde ilerleyen otomatik fonksiyonlara dönüşmüştür. Annenin bedeni her şeyi ustalıkla yapmaktadır. Çünkü tekrar yoluyla tüm bu eylemlerin nasıl yapıldığını ezberlemiştir. Artık onların nasıl yaptığına dair herhangi bir bilinçli düşüncesi yoktur. Hepsi alışkanlığa dönüşmüştür. Şunu düşünün, zihnin bilinçli olan %5'i bilinçaltı otomatik programları çalıştıran %95'e karşı mücadele vermektedir. Biz o davranışları öyle iyi ezberleriz ki otomatik alışkanlığa dayalı beden zihin oluruz. Hatta beden bir düşünce eylem veya duyguyu bedenin zihin olduğu noktaya kadar ezberlediğinde zihin ve beden bir olduğunda kendimizin hatırası oluruz. Ve eğer 35 yaş itibarıyla kimliğimizin %95'i bir dizi istemsiz program ezberlenen davranış ve alışkanlığa bağlı duygusal tepki ise bu günümüzün %95'inde bilinçaltında işlev gösterdiğimiz anlamına gelir yalnızca uyanık görünürüz. Eyvah. Dolayısıyla bir insan bilinçli olarak mutlu, sağlıklı veya özgür olmak isteyebilir ama 20 sene boyunca acılara ve o acı ve acıma kimyasallarının tekrarlanan döngülerine eş sahipliği yapmanın bir neticesinde beden bir alışkanlık evresinde yaşamaya koşullandırılır. Ne düşündüğümüzün, yaptığımızın ya da hissettiğimizin farkında olmayı bıraktığımızda alışkanlığa bağlı yaşarız. Bilinçaltında hareket ederiz. Kırmamız gereken en büyük alışkanlık kendimiz olma alışkanlığıdır. Şovu beden yönettiğinde. Burada alışkanlık evresinde var olan bedene dair bazı pratik örnekler bulacaksınız. Bilinçli bir şekilde bir telefon numarasını hatırlayamadığınız oldu mu? İstediğiniz kadar deneyin. Telefon etmeniz için gereken sayı dizisinden 3 hane bile hatırlayamazsınız. Ama ahizeyi kaldırıp telefona uzandığınızda parmaklarınız numarayı tuşlar. Bilinçli düşünen beyniniz numarayı hatırlayamaz ama siz bu eylemi parmaklarınızla öyle sık tekrarlamışsınızdır ki bedeniniz beyninizden daha iyi bilir ve hatırlar. Yani bu örnek hızlı arama veya cep telefonları icat edilmeden önce büyüyenler içindir. Belki siz de aynı tecrübeyi pin kodunuzu bankamatik makinesine girerken veya internette bir şifre tuşlarken yaşamışsınızdır. Benzer bir şekilde ben de spor salonunda egzersiz yaptım ve Soyunma odasında kilitli bir dolap kullandığım zamanları hatırlıyorum. Spordan sonra o kadar yorgun olurdum ki, kilitin kombinasyonunu hatırlayamazdım. Kilit'e bakar, üç rakamın dizilişini hatırlamaya çalışırdım ama aklıma hiçbir şey gelmezdi. Ancak kilidi döndürmeye başladığımda kombinasyonu neredeyse mucizevi bir şekilde hatırlardım. Bunun sebebi Yine bir şeyi çok fazla tekrar etmemiz ve sonunda bedenimizin o şeyi bilinçli zihnimizden daha iyi bilmesidir. Beden bilinçaltında zihin olmuştur. 35 yaş itibariyle kimliğimizin %95'inin aynı bilinçaltı hafıza sisteminde bulunduğunu ve ona bağlı olarak bedenin otomatik bir şekilde bir dizi programlanmış davranış ve duygusal reaksiyon yönettiğini hatırlayın diğer bir deyişle şovu beden yönetmektedir. Hizmetkar efendi olduğunda işin aslı beden zihnin hizmetkarıdır. Eğer beden zihne dönüşürse hizmetkar efendi olmuştur. Ve eski efendi yani bilinçli zihin uyku haline geçmiştir. Zihin hala kontrolde olduğunu düşünebilir ama beden kararları ezberlenen duygulara paralel olarak etkilemektedir. Şimdi gelin zihnin kontrolü tekrar ele geçirmek istediğini düşünelim. Sizce beden buna ne diyecektir? Nerelerdeydin? Yatağına geri dön. Ben burayı hallettim. Sen bilinçsiz bir şekilde emirlerimi yerine getirirken benim bunca zamandır yaptığım şeyi yapacak istekliliğe, sebatkarlığa, ya da farkındalığa sahip değildin. Ben yıllar içinde sana daha iyi hizmet etmek için alıcı bölgelerimi bile değiştirdim. İşleri senin yönettiğini sanıyordun ama ben en başından beri seni etkiliyor ve seni doğru ve bilindik hissettiren şeylere denk kararlar almaya itiyordum. Ve bilinçli olan yüzde beş, bilinçaltında otomatik programlar çalıştıran yüzde doksan karşı geldiğinde yüzde doksan beş öyle tepkisel yaklaşır ki otomatik programı tekrar devreye sokmak için tek bir düşünce ya da dış çevreden gelen tek bir uyarıcı yeterli olur. Sonra biz yine aynı rutine döneriz, aynı düşünceleri düşünür, aynı davranışları sergiler ama yaşamlarımızda farklı bir şeyler olmasını bekleriz. Kontrolü geri kazanmaya çalıştığımızda beden beyinle konuşmaya ve ona bizi bilinçli hedeflerimizden vazgeçmemiz yönünde ikna etmesini söylemeye başlar. İçsel diyaloglarımız sıra dışı bir şey yapma, yapmamamız, alışkın olduğumuz olma halinden vazgeçmememiz için bir dizi sebepten oluşur. O bildiği ve beslediği tüm zaaflarımızı bilir ve teker teker kullanmaya başlar tekrar o benzer duyguları uyandırmamak için zihnimizde en korkunç senaryoları yaratırız. Çünkü içimizde doğallaştırdığımız o içsel kimyasal düzeni kırmaya çalıştığımızda beden kaosa sürüklenir. İçsel kuşkuları neredeyse karşı konulmaz bir hal alır ve çoğu zaman sendeleriz.